Sevgili basın mensupları, sevgili Yılmaz Vural hocamız biliyorsunuz bir süredir hastanemizde COVID-19 pnömonisi nedeniyle takibimizdeydi. Yattıktan 1-2 gün sonra solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine yoğun bakıma alıp entübe edip solunum desteğiyle takip ediyorduk. Bu süreç olumlu olarak gelişti ve kendisini bundan yaklaşık 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. Ekstübe dediğimiz süreci yaşadık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi ve şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız ve belki de ben konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Kendisine bu süreç içerisinde sizlerin ilgisini aktardım ve o da sizlere de teşekkür etti. Şu anda gayet durumumuz iyi. Dönem içerisinde bizimle sürekli işbirliği yaparak tıbbi olarak çalışmamızı rahatlatan Yılmaz Vural hocamızın sevgili eşine ve ailesine de burada teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bu hakikaten bizim için çok önemli. Çünkü bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hiç öyle sofistike, hayali tedavi yöntemleriyle değil, süreç içerisindeki dünyanın ve kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Seda? Ben öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Çağlar hocama, Çağlar hocamın ekibine, yoğun bakımdaki bütün arkadaşlarımıza. Çok ilgi gösterdi. Çok iyi bakıldı Yılmaz. Hepsinden Allah razı olsun. Çok güvendim. Özellikle çok güvendiğim için, çünkü bir insanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Bunu bir kere daha iyi anladım. Ve Yılmaz hocam, siz yukarıdayken ben şimdi yukarıda yanından indim. Odaya aldırmışsınız. Sağlığı çok yerinde, çok iyi. Hepinize çok selam söyledi ve çok teşekkür etti. Herkesin ilgisi ve duasını için biz herkese çok teşekkür ediyoruz ve Allah razı olsun diliyoruz. Sadece çok duygusallaştı tabii. Biliyorsunuz Çağlar Bey, evet. Evet, siz biliyorsunuz. Çok etkilendi tabii, o çok zaten duygusal bir insan. Sadece çok mutlu olduğunu, ailenin çok önemli olduğunu, ailesini herkesin dört elle sarılması gerektiğini, sadece bana ilk söylediği aile, aile çok önemli dedi. Doktor Bey, kalıcı olmasıyla ilgili bir tarih. Onları söylemek için çok erken, çünkü yoğun bakım sonrasında yoğun bakım zor bir süreçtir. Yaptığımız bazı ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Çünkü ben hakikaten çok güçlü bir yoğun bakım ekibimiz var. Onlar da katta takibe devam edecekler. Onun için hani bir gün bir takvim vermek oldukça zor. Evet. Yani şöyle bir şey, ilk zaten biz Yılmaz grip zannettik, biraz çok yoğun o gripini yaşar. Ondan sonra biz bir hastaneye gittik, orada bir tedavi serum taktılar, sonra Covid testi yaptılar, negatif çıktı. Başka bir hastaneye gittik, ondan sonra çünkü 2 gün falan iyileşmedi, ateşi devam etti, sonra ben başka bir yere götürdüm, sonra orada da negatif çıktı. Allah Allah dedim, 2 negatif çıkınca sonra eve geldim tabii doğal olarak, hala üşütmüştür falan diye, sonra buraya geldik. Bu hastaneye geldiğimizde pozitif çıktı. Hemen hocalarımız tomografi çektiler. Hemen ciğerlerinde bir Covid belirtisi olduğunu söylediler. Ve ondan sonra Çağlar Bey ve ekibi hemen ele aldı. Ve ondan sonra Yılmaz bir müddet iyileşti. Ondan sonra nefes ateşi düştü. Bu sefer nefes sıkıntısı yaşamaya başladı. Ve ondan sonra da Çağlar Beyler müdahale etti. Hemen anında ve Yılmaz çok çabuk da iyileşti. Çekilmedi. Her zaman gerekli değildir arkadaşlar. Evet. Bu dönemde ateşli hastalıklar olduğunda başka bir sürü hastalık var.
başka belirtiler de gerekiyor. Yılmaz Hoca da ilk dönemleri hakikaten o virüsün aktif olduğu dönemi rahat geçirmişti ama artık herkes iyice biliyor bu işi. Hastalığın böyle 4. 5. gününde başka şeyler devreye giriyor ve biraz ağırlaşmalar, daha da ağırlaşmalar olabiliyor. O süreci yaşadık ama şu anda o süreci atlattık. Öyle gözüküyor ama yakın takipte de kalmak gerekiyor. Hocam, sporculara, teknik direktörlere, Vallahi aslında gerek Sağlık Bakanlığı gerek bizim kendi derneklerimiz sık sık söylüyorlar. Sporcularımız maçlar öncesinde, antrenmanlar öncesinde düzenli olarak kontrol ediliyorlar ama sanki her an hastalığı kapacakmış düşüncesiyle dışarıdaki hayatlarında da çok dikkat etmeleri gerekir. Yoksa sizin o gün aldığınız test pozitif bile olsa gerçekte %60 bilemediğiniz %70 bunu gösteriyor. Yanılabilir testler. O yüzden dışarıdaki hayata dikkat etmek, en ufak bir semptom olduğunda bunu muhakkak takım doktorlarına bildirmeleri gerekiyor. Yoksa ben de bir futbol severim. İşte bir gol olduğunda herkes birbirine sarılıyor. Bir tane hasta olsa hepsi birbirine bulaştırabilir. Bu önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Bizim de hastane olarak takibinde olduğumuz takımlar var. Dikkatli olduklarını görüyorum dürüstçesi. Ama buradan herkese söylemek isterim. Herkesin aynı titizlik içerisinde devam etmesinde yarar var. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.